Giderek artan cinayetler, intiharlar, taciz ve tecavüz haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu olayların temelinde yatan sosyolojik dönüşüm irdelenmeden, fail veya mağdurların kimlik ve cinsiyetleri üzerinden sonuçları okumaya çalışmak, bugüne kadar hep yanlış sonuçlar üretti. Teşhis doğru konulmalıdır. Yasal koruma altına alınan zina ve her türlü gayrimeşru ilişki, gönüllü birliktelik adı altında normalleştirildi. Şiddet ve intihar olaylarının temelinde zina, kumar, alkol ve uyuşturucu gibi ahlak ve inancımızın yasakladığı fiillerin olduğu istatistiki verilerle kanıtlanmıştır. Yasalar evlenmeyi, aile kurmayı ve meşru yolla cinsel ihtiyaçların giderilmesini zorlaştırmaktadır. Genç yaşta evlenenlerin dramı bunun en çarpıcı örneğidir. Nesil emniyetini tehdit eden evlilik dışı ilişkilerin yasalarla koruma altına alınması ve zinanın suç olmaktan çıkarılması cinsel saldırılara zemin hazırlamıştır. Toplumun altını oyan bu olayların önüne geçmek için aile kurumu güçlü bir şekilde desteklenmeli, zina ve gayrimeşru ilişkiler yeniden suç haline getirilerek ağır müeyyidelere tabi tutulmalıdır. Giresun geçtiğimiz hafta yine bir sel felaketi yaşadı. Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerini vuran sel ondan fazla can kaybına neden olurken 17 bina tamamen yıkılmış, 361 bina da ciddi olarak hasar görmüştür. Halen ulaşılamayan vatandaşlarımız vardır. Hükümet selin meydana getirdiği zararları telafi etme adına bazı adımlar atılacağını açıkladı. Neredeyse her yıl benzer afetler yaşayan Giresun halkına bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Karadeniz bölgesi yılın her mevsiminde yoğun yağış alan bir bölgedir. Dere yataklarına kurulu yerleşim yerleri ve heyelanlara açık yumuşak toprağı nedeniyle ağır riskli bir bölgemizdir. Türkiye'de 500'ün üzerinde fay hattı da bulunmaktadır. Yani aslında Türkiye bir afetler ülkesidir ama buna rağmen afetlere karşı gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle her seferinde ağır sonuçlar yaşanmaktadır. Sadece sel dönemlerinde veya afet dönemlerinde gündeme gelen dere yataklarında ve heyelan bölgelerinde kurulu yerleşim yerlerinin sonrasında unutulması her kademesiyle idarenin ciddi bir ayıbıdır. Depremlere hazırlık konusu sadece depremler yaşanınca gündeme gelmemelidir. Kentsel dönüşüm projesi bir türlü tamamlanamadı. Kırsal kesimlerde en ufak sarsıntıda vatandaşlarımız kerpiçten evlerin altında can verebilmektedir. Madem bir afetler ülkesiyiz, en kısa zamanda altyapı, üst yapı ve toplumsal farkındalık anlamında afetlere hazırlıklı olabilmeliyiz. Bu anlamda bütün tedbir ve denetimleri kapsayan bir afet yasası yürürlüğe girmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bir diğer başlığımız devlet eliyle kumar oynatılması. Anayasanın 58. maddesinin 2. fıkrası devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır hükmünü amirdir. Yasa dışı oynanan talih oyunlarının kumar olarak isimlendirilmesi, buna karşılık şans oyunları adıyla isimlendirilen kumarların devlet kurumları eliyle oynatılması büyük bir çelişkidir. Kumarın bazı çeşitlerinin şans oyunları olarak isimlendirilmesi ve resmi veya yarı resmi kurumların eliyle oynatılması bunların kumar oldukları gerçeğini değiştirmez. Kumar suçunun mağduru bütün toplumdur. Gençler başta olmak üzere. Bütün toplumu kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak devletin asli anayasal görevlerindendir. Toplumu zararlı alışkanlıklardan korumakla yükümlü olan devletin kumar oynamayı teşvik etmesi genel ahlak anlamında bir cinayettir. Sosyal medyaya, televizyon ekranlarına ve spor müsabakalarına bahis sitelerinin reklamlarının yerleştirilmesi kumara
büyük bir teşvik oluşturmaktadır. Müşterek bahislerin gençlerde kumar bağımlılığı oluşturmasındaki payı büyüktür. Çocukların da izlediği futbol üzerinden kumarın reklamının yapılması kabul edilemez. Devlet kendisine gelir getiren çeşitlerini şans oyunları olarak isimlendirip vatandaşını kumara özendirmemeli, şans oyunlarını bir gelir kapısı olarak görmekten ve teşvik etmekten vazgeçmelidir. Şans oyunları olarak isimlendirilenler de dahil bütün kumar kurumları kapatılmalı ve kumar oynatmanın ve reklamını yapmanın her çeşidi yasaklanmalıdır.